güncel bir haberle karşınızdayız. Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halkın AKP'nin ülkeyi yönetemediğini gördüğünü belirterek erken seçime zorunlu olarak gidilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim talebinin siyasilerden çok vatandaşlardan geldiğini vurgulayarak bu talep dipten gelen bir dalga gibi sarayın da karşısına çıkacak. Saray ülkeyi yönetemediğini görecek ve zorunlu olarak erken seçime gitme ihtimali çok yüksek dedi. Bir günün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalardan öne çıkardığı kısımlar şu şekilde. Sorunlar derinleşti. Öncelikle şunu vurgulamalıyım ki bizim bir erken seçim talebimiz yok. Biz erken seçimi doğru bulmuyoruz. Ancak bu tablonun vatandaşımız açısından da bir değerlendirmesi var. Çünkü tek adam rejimine geçtikten sonra ülkedeki sorunlar hem arttığını hem de derinleştiğini görüyorlar. Oysa halka kendi medyalar aracılığıyla ve Erdoğan meydan meydan gezerek tek adam rejiminin bütün sorunları çözeceğini, Türkiye'nin ekonomide çok büyük başarılara imza atacağını, işsizliğin azalacağını, enflasyonun düşeceğini defalarca dile getirdi. Vatandaş da eskiyi biliyoruz, bir de bunu deneyelim dedi. Aradan epey bir süre geçti ve bu sürenin sonunda şu gerçek ortaya çıktı. Enflasyon düşmedi, ekonomi neredeyse durdu, işsizlik büyük bir hızla artıyor. Yüz binlerce vatandaşımızı son bir yılda işsiz kaldı. Toplam işsiz sayımız 8 milyona dayandı. İcra dairelerinin yükü ortada. Tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen tutun hemen hemen her alanda ciddi daralmalar olduğunu, var olan sorunların derinleştiğini vatandaş görmeye başladı. Vatandaş bunu mutfaktan değerlendiriyor. Doğalgaz parası ödüyor. Bakıyor ki geçen ay ödediği faturayla bu ay ödediği fatura arasında fark var. Marketten alışveriş yapıyor geçen ay aldığı ile bu ay aldığı arasında fark var. Aldığı aylığın asgari ücretin kendisine yetmediğini, eğitim masraflarını karşılamadığını söylüyor. O zaman oturup doğal olarak şu soruyu soruyor. Hani ekonomi uçacaktı, işsizlik düşecekti. Bütün bunların hepsi bir tarafta halk var, var olan sorunların altında ezilmeye başladı. Türkiye'nin bu şekliyle yönetilmeyeceği gerçeğini artık sokaktaki vatandaş da görüyor. Bir de şu var, sarayda yaşayanların bütün bu sorunlardan haberleri hem var hem yok. Çünkü bu sorunların vatandaşı gözünden kaçırmak istiyorlar. Başka gündem maddeleri yaratarak biz bu sorunları nasıl öteyebiliriz anlayışı içerisindeler. Bununla ilgili gündem değiştirmek istiyorlar. Medyaları bu şekilde yayınlar yapıyor. Ama sonuçta vatandaş sofrasında ekmeğin azaldığını görüyor. İnsanlar gramla et alıyor. Geçenlerde bir araştırma getirdiler. Tüketimi en fazla azalan ürünlerden birisi kırmızı et. İnsanlar kasaptan et alamaz noktaya geldiler veya gramla et almaya başladılar. Saray lale devrini yaşıyor. Saray ülkeyi yönetemediğini görecek ve zorunlu olarak erken seçime gitme ihtimali çok yüksek. Kemal Kılıçdaroğlu, Yurt Gazetesi. Yayınlarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Barış Piner'le Medya Gündem. Hoşça kalın.